Çünkü şartlarda dünya konjonktürel yapısında jeopolitik risklerle birlikte başlayan bir yükseliş var Ağustos ayından bu yana. Dolar TL'den değil daha çok onsun 2650 doların üstüne çıkmaya başladı. Biz 2600 doları bulacak mı diyorduk. Derken 2650'yi geçti. Herhalde yıl sonuna kadar 2700'ü, 2750'leri belki görebiliriz. Belki 3000 dolarları bile görebiliriz. En sonunda TL altın fiyatı da 3000 lirayı geçmiş bulundu. 3026 lira şu an. Tabii geçen hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı 50 baz puan düşürmesine rağmen altının yükselişini frenleyemedi. Neticede özellikle bugün de mesela Çin faiz düşürüşü yaptı. Ama neticede sonuçlar bir türlü altının düşmesiyle ilgili veri vermiyor. Önümüzdeki günlerde açıkçası tahminlerimiz daha da yukarı çıkma ihtimali yüksek. Özellikle bu İsrail'in Orta Doğu'daki tutumu, işte savaşın Filistin topraklarından daha çok yayılma politikasını izleyerek Lübnan ve akabinde değişik yerlere doğru gitme ihtimalleri altını her daim olarak güvenli bir liman olarak kenarda tutuyor. O açıdan baktığınız zaman altın her daim yükselecek gibi gözüküyor. Ama bu bizim öngörümüz tutacak diye bir şey değil. Ama veriler, jeopolitik risklerin sonuçları altını her daim yüksek bir vaziyette olma ihtimalini ön plana çıkartıyor. Yatırımcılara ne gibi bir tavsiye? Mutlaka artan altına talep daha fazla oluyor belki. Nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Yani genel ağırlıkta ziynet türü altınlar tasarruf anlamında ön plana çıkan ürünler. İşte cumhuriyet altını, küçük altın, çeyrek altın. O tip ürünler alımla satım arasında en az makas olduğu için daha çok o tip altınları tercih etmelerini tavsiye ederiz. Bu açıdan da malum faizlerin de yavaş yavaş dünya konjonktürüne düşmesi yatırımcının faizden daha çok altına kayma ihtimalini ön plana çıkartıyor. Bakalım yaşayıp göreceğiz ama altın her daim hiçbir zaman da 2020'den bu yana malum size birkaç kere de röportaj yaptım. Hiçbir zaman yatırımcısını köşede, kıyıda, kenarda bırakmadı. Hep sevindirdi. Malum bu enflasyonist dünya ortamında da en güvenilir liman olarak da karşımıza altın olarak devamlı olarak çıkıyor.